Bayram değil, seyran değil, vot bizi niye öpüyor? Başlığı gördüğünüzde bu ne lan demişsinizdir. Demediyseniz de mutlaka deyin. Çünkü yonca günleri geliyor. 16 Mart, 22 Mart arasında. Kutu açmaca geliyor, altınlar geliyor, pretanklar geliyor, stiller geliyor. Tabi biz bunlara para veriyoruz değil mi? İşte tam burası ne oluyor aga dememiz gereken yer. Yılbaşı değil, Noel değil, ne kutusu? What niye bizi öpüyor? Çünkü olay şöyle oldu. Wargaming sesi topladığı gibi. Arkadaşlar kaynak lazım. Boyalı tank satalım. Altına boyayalım. 113 satalım. Olmaz onu yaptık. Savaş kartı çıkardık. Onu alırlar. E zaten alırlar. Daha farklı bir şey lazım bize. Daha farklı. Yılda bir kez olabilecek bir etkinlik gibi bir şey lazım. Tamam tarihlere bakalım. Getirin takvime. 11 Mart Penguenler Haftası. Olmaz. 12 Mart Paçalı Güvercinleri Koruma Haftası. 13 Mart Dünya Çörek Haftası. Olmaz. 16 Mart Aziz Petrik Günü. Tamam yapıştır. Özel günü bulduk. Neyi? Yonca'yı dediler ve bu etkinliği yapmaya karar verdiler. Az önceki videoyu izlediniz. Tabii biraz hızlı, esprili bir anlatım oldu bu. Şimdi hep birlikte World of Tanks'ın bu etkinlikte bize neler verdiğine bakacağız. Diyeceksiniz ki sen alacak mısın böyle bir etkinlik var? Evet alacağım çok büyük tezaptık de değil mi? Tabii ki World of Tank'ın para kazanma için bizleri öpmek için yaptığı bu şeyi anlayışla karşılayabiliyorum. Tabii ki de bundan faydalanabilecek arkadaşlarımız da olacak. O yüzden şimdi kamerayı küçültüyorum. Ufaltıyorum şu şu alta bir yere alacağım. Şuraya bir yere. Ondan sonra da bakalım bize ne gibi vadetler olacak World of Tank'ın yonca günlerindeyiz. Yonca günleri 16 Mart 22 Mart tarihleri arasında World of Tank'ta başlıyor. Bu etkinlikte biz kutu açıyoruz. Yani zümrüt kutusu diyor World of Tank bunlara. Bu etkinlikte indirimli tanklar olacak indirimli, donanımlar gelecek. Ayrıca sadece zümrüt kutuları dışında bazı etkinlikler de olacak. Karo açma. Her gün biz girip 5 tane rastgele karo açacağız. Ve bu karolardan bize farklı hediyeler gelecek. Bunlar premium gün, eğitim kitapçı ve iki boyutlu stiller olacak. Tabii asıl bizi burada heyecanlandıran şey nedir biliyorsunuz değil mi? Zümrüt kutuları. Yani zümrüt kutularından ne kazanacağız biz? Kutularda neler var? diye sorduğumuzda karşımıza 9 tane tank çıkarıyor World of Tanks ve diyor ki ya e, anda şu ekranda gördüğünüz e, Çin Tank Destroyer ki büyük bir ihtimalle bunu daha sonra bu ağacı da getireceklerdir oyuna. Çünkü Tank Destroyer Type 5 Kari işte e, Forest Sprit ki Su-130PM'nin biri bir aynısı Emin 1951 e, Gonzala Alpha Proto AMX30 e, Krivates Krivotes nasıl okunuyor bilmiyorum. Chifton T95 59. Peyton ve Turtle MK1 tanklar olacak. Alta geçtiğimizde gördüğünüz gibi farklı stiller de geliyor. İki bu stilleri de alabiliyoruz. Onun dışında işte premium günler, e, ekstra deneyim sağlayan e, paketler, tahviller, krediler, e, vesaire vesaire bir sürü X5'ler, X5, X5 e, deneyimler bunların tamamı bize veriliyor. Yine yılbaşı kutusu mantığında 50 kutu açtığınızda hiçbir premium tank gelmediyse yani şu premium tanklardan hiçbir gelmediyse 50 kutu açtığınızda 50. kutu da mutlaka çıkıyor. Cenabet kod. Cenabet kod. Niye? Çünkü diyor ki kardeşim bu adam bu kadar para verdi. Buna bir tane premium çıkaralım. Eğer aynı premium tank varsa sizde bunun size altın karşılığını veriyor. Örneğin ne çıktı? Örnek veriyorum şimdi. Eee Split çıktı ya da Emil 1951 çıktı. İkinciye çıktığında bu onun altın karşılığı olan parasını veriyor World of Tanks size. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Zaten burada da net bir şekilde yazmışlar. 9 nadir premium araçtan biri %2 olasılıkla çıkma ihtimal varmış. 12 boyutlu 10 nadir 2 boyutlu stillerden biri %10 çıkma olasılığını varmış bizde. Bunlar dediğim gibi yılbaşı kutuları da aynı mantıkta. Ve altta da işte mürettebatların kaç, yüzde kaç çıkma olasılığı vesaire vesaire gibi şeyler var. Bunlar zaten çok fazla beni cezbetmiyor. Tahmin ediyorum size de cezbetmiyor. Dur diye düşünüyorum. Alta indiğimizde World of Tank daha da detaylandırıyor. Bu tankları az çok bize söylüyor. E, World of Tank'ın bize verdiği bu şablon üzerinden kabaca yorumlamaya çalışacağım. Yarın akşam da zaten hep de çekilişi yaparız. Yarın ne günlerden? Perşembe. Yarın da hep birlikte çekilişi yaparız canlı yayında. Ee, saat 7.30 gibi bir dersim var benim. Büyük ihtimalle 10 gibi falan bitecektir. E, ondan sonra gelip burada o çekilişi yaparız. Onu da bir netleştirdim. Şimdi Seviye 8 Premium Japon tankı. Hepsinin birebir özelliklerini vermemişler burada. İlk başta baktığımızda burada az çok nispeten hızlı diyebileceğimiz bir tank var. Ortalama derişi 252, ikinci mermi 298. Seviye 8 için gayet yeterli. Ortalama hasarı dikkat çekici. Atış gücüne geldiğimizde ortalama hasarı ne gördüğümüz gibi 500. Ortalama deriş zaten görmüştük. Nişan alması 2 saniye, yüksek diyebiliriz. 100 metre dalma 0.34. 40 mermi alıyor ve 13 saniyede topumuzu yüklüyoruz. Eksi 7 derecede top eğimi var. Çok 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 başarılı bir tank değil gibi geliyor bana. Hani şu özellikler beni cezbetmedi. Dayanıklılığa baktığımızda gövde zırhı 220. Yani açım açı falan diyorsunuz böyle ama şimdi bak tank girince çık, neler çıkacak ortaya. Buradan live dediğimde ben abi zırh namlı bir şey göremiyorum. E, buradaki açı çok ciddi alınacak bir açı değil. Ya Benim gördüğüm bu tank biraz geride yatarak oynayacağımız işte aslında topun dağılımına baktığımda öyle amşağım da bir isabeti olan da bir tank değil. Bu anlamda gerçekten beni çok cezbetmedi diyebilirim. Heyecanlandırmadı yani ya da öyle söyleyeyim. 250 milimetrelik 252 milimetrelik bir delmesi 500 hasarı birazcık yani falan diyor ama şöyle baktığınızda 198 mm, 229 mm birçok tankın rahatlıkla özellikle seviye 8 falan ağır tankların, TD'lerin çok çok rahat delebilecekleri bir zırh olduğunu ben düşünüyorum. Bu tank böyle. ikinci tanka geçelim. Bak bu tanka geldik. Bu tank su 130 PM'nin biri bir aynısı. Hani başta ya boyayalım 113'ü altına yollayalım. Aynı tabi geç yorumlamıyorum bile. World of Tank çakallık yapma 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 geldik buna. <laughs> Bu da birebir aynısı olmasa bile alt proto ismi olmayan ve World of Tanks'ta seviye 9 AMX 30 diye bir tank var. Koreksiyon araçlarının arasında. Buna birebir benzeyen bir tank. Bunu da yorumlamıyorum geç. Belki ufak tefek farklılıklar vardır ama görüntüsü bile bana onu andırdı. Yani buna geldiğimizde İngiliz tankı Gon Salo Şimdi şöyle bir genel olarak baktığımda buna e, hasarı 440 güzel seviye 8 için. 240 birinci mermi, 289 ikinci mermi. Perfecto. 15 tane biri bir yüklüyor. Birazcık fazla gibi ama 440 olan bir topun da bu kadar e, uzun süre yüklemesi çok da anormal değil. Gövde zırhına geldiğimizde 130 mm'lik bir gövde zırhı var. Ama ciddi bir eğim olduğunu görüyorsunuz o Onun dışında kule zırhına geldiğimizde 250 mm, 10 derece eğilen bir top. 3.2 saniye nişan nedir abi yapmayın ya. Neyse. Yani 45 0.45'te 100 metre dağılma ihtimali olan bir top. Şöyle bir zırhına bakalım. Eksi unutmayın topun. Şu komutan kapağı hariç gövdesinden sektirebilecek bir tank. Side-scrape yapabilir mi? Yok. Hmm. Klasik bir İngiliz ağır tankı. Yani bu da beni çok heyecanlandırmadı. Oğlum sen de ne heyecanlanıyorsanız diyorsanız bilmedim heyecanlanamadım abi. E, olmadı yani. Geçtim d 95 Bunu zaten biliyoruz. Bunu ben bir önceki kutularda almıştım diye hatırlıyorum. Bu tankı kısaca anlatayım bilmeyenler için. Tarihi zırhlı bir tank, gövdesi zırhsız bir tank ama aşırı açılı olduğu için gövdesinden sektirme ihtimaliniz olabilir. Top eğimi de yüksek bir tank. Aslında bir önceki Gonzalo tankının farklı bir versiyonu diyebilirim ben. Bu olmayanlar için alınabilir mi? sorusunu belki diyebilirim ama bunun da üstteki komutan kapağı var ya çok sıkıntılı. Bak göstereyim ya. Ah bak açtım. Şimdi taretten falan sektiriyorsunuz abi tamam mı? Taretten falan sektiriyorsunuz ama şurası diyor ki beni vur vur vur. Beni vur diyor. Vur beni diyor. Bu kadar olmaz. Çok net. Bu da heyecanlandırmadı. Geçtik. Kiri Kirovets. isimleri ne kadar zor lan. Evet buna baktığımızda şöyle bir kabataslak bakalım. Ortalama hasarı 390-13 saniyede yüklüyor. 140 mm gövde zırhı. kule zırhı 190 ama çok kavisli bir e, küvet tarzı bir e, tareti var. Ben e, etkili olabileceğini düşünüyorum. Top eğimi Ruslardan beklemezseniz. Eksi 5 derece. E, nişan alması malum Rus topu sıkıntılı. 40 km hızı var. Onun dışında da e, bunu ben bir incelemek istiyorum açıkçası tank cicide. Şimdi tank cicide baktığımız zaman bu tank beni zırh olarak heyecanlandırdı. Komutan kapağı evet var ama çok zor vurmaları. Kolay kolay vurabilecekleri bir tank değilsiniz. Saat scrap yapabilirsiniz. Bak bu tank, bu tank bence alınabilecek en iyi tank. Yani buradaki oynanması en böyle muhtemel tank bir bu. Bir de Gansolo muydu neydi? Gonsala mıydı neydi? Oydu. Geçtik. Emir 1971 bunu anlatmıyorum. Taret oynayabileceğiniz iyi bir tank. Garajınızda yoksa değer. Bunu almaya değer. Tareti güzel. Topu güzel. Şarjörlü takır 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 adam vurursunuz ama taretinizi hep düz baktırmanız gerek. Ee, rakibe eğer sağa sola döner açık verirseniz tarette iyi onu bilin. Yani onu zaten geldi yani o şey. Geçti. Ardından 59 Peta'nın. Bak bu da sanırım bende olabilecek bir tank emin değilim. Ama bunun da gördüğün gibi kamutan kapağı var. Hani bu da çok şey değil. Ha şu ben komutan kapağını kapatırım şuradaki sivilceyi şey ederim onu bir bantlarım mantlarım kimse görmez vuramaz beni diyorsan al. Ama beni heyecanlandıran bir tank mı? Değil. Çok yüzeysel geçiyorum zaten yarın akşam alacağız ve bunlar da maç yapacağız. Geçtim abi son tanka. Turtle MK1. Turtle, turtle, turtle de diyorum ya. Turtle, hatta İngilizce telaffuz edelim mi? Turtle, turtle make mk one. Turtle mk, mk one. Hatta şöyle bak. Turtle mk dot one. this tank is amazing. The shutter and a big heavy. Düzeltiyorum. Bak, bu tank zırhlı bir tank. Açığı olmayan bir tank. Vurulabilme açığı olmayan bir tank. Nişanı iyi, topu yüklemesi muazzam bir tank. Bu tank da garajınızda yoksa bu tank da alınabilisi bir tank sizi heyecanlandırır mı bilmem ama benim garajımda var ama beni heyecanlandırma ihtimali olur değer bende olmasaydı. Bu. Evet. Evet, tanklarımızı inceledik. Neler çıkabileceğini gördük. Dediğim gibi 50 kutuda bir tank çıkmıyorsa size 50. kutuda mutlaka tank çıkıyor. Yani 49 tane kutu açtın. Hala premium tank çıkmadı. Onda mutlaka Cenabet Options'tan, Cenabet Coder'dan Cenabet Script diyelim hatta biz buna Cenabet Script'ten Çünkü elde çıkmıyorsa yuh yani. Bir tane tank veriyor size. Daha sonraki kutularda o sıfırlanıyor. 51'e geçtiğinizde vesaire vesaire diye gidiyor. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Yarın akşam çok büyük bir ihtimalle saat 10 gibi falan hep birlikte bir şey yapacağız. Ee, alacağız kutuları, açacağız. Bu tankların hepsi bazıları bende var, bazıları yok. Olmayanları da oynayacağız. YouTube'dan yapmayı planlıyorum yeni. Twitch'e de bakın, YouTube'a da bakın. Selamlar, sevgiler. Bota öptürtmeyin kendiniz diyorum. Sağlıcakla kalın.